Ayvalık turizminin en önemli argümanlarından biri de mutfağı, gastronomisidir. Bu anlamda da biz belediye olarak Ayvalık mutfağının öne çıkarılabilmesi, Ayvalık gastronomisinin öne çıkarılması için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalardan biri de Ayvalık'a ait ürünlere coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışmalarımızdı. Geçmiş yıllarda Ayvalık en önemli ürünü olan zeytinyağına coğrafi işareti almıştı. Müjde verebiliriz ki Ayvalık için ikinci coğrafi işaret olan Ayvalık Lord tatlısına da coğrafi işaret almış durumdayız. İnşallah Ayvalık ekonomisine, Ayvalık ticari hayatına da bir katma değer olur diye düşünüyorum. Yine devamında da belediye olarak, Ayvalık Belediyesi olarak Ayvalık'ın diğer lezzetleriyle ilgili, bazı lezzetleriyle ilgili de başvurularımız var. Sırasıyla bunları da bekliyoruz. Çalışma yürütülüyor. İnşallah bunlara da coğrafi işaret alacağız. İşte Ayvalık'ın sepet peyniri, sakızlı kurabiyesi, papalinası gibi, daha bunun gibi Ayvalık tostuna da başvurularımızı yaptık. Bunun gibi ürünlere, Ayvalık'a dair ürünlerin çalışmaları şu an Ticaret Bakanlığı'nda bekliyor. Biz dosyalarımızı yaptık. Devamı da gelecek. Diğer ürünlerimize de Ayvalık mutfağıyla alakalı, Ayvalık mutfağına mal olmuş ürünlerimizle ilgili de başvurularımızı da kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ayvalık'a turizm amaçlı gelen misafirlerimiz, ziyaret maksatlı gelen misafirlerimiz zaten bu lezzetlerin tadına bakıyor. Hatta giderken yanlarında da götürüyorlar. Tabii coğrafi işaret marka değeri olarak bu ürünlerin Ayvalık'ta bütünleşmesini sağlayacak ve marka değeri olarak da Ayvalık'a katkı sunacağını düşünüyorum. Süreç içerisinde tabii ki sadece Ayvalık'ta üretilecek olması bu ürünün önem arz ediyor. Ayvalık'tan çıkacak olması, Ayvalık menşeili bir ürün olması, Ayvalık'a dair bir ürün olması Ayvalık ekonomisine de ilave bir katkı sunacaktır diye öngörüyoruz.